Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı alır sizce İmamoğlu? İmamoğlu alır. İmamoğlu alır diyorum. AK Parti'ye verenlerinde aklı yok zaten. Duydun değil mi? Buna devam edecek. Ha. Duydun değil mi? Hani bir kazandı da iptal ettiler de 3 ay sonra tekrar bir seçim oldu. Katlanarak geri döndü geldi. Gene artık bilemem. Gene aynı olmasın. Bir kere de halletsinler yani. Artık hırsızlara yer yok. O kadar. Kolay gelsin. Sağ olun, iyi günler dilerim. Yerel seçim anketi yapıyoruz da sizce AKP'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? İmamoğlu, İstanbul'da yaşıyoruz. 4 sene oldu. Hiçbir taş üstüne koydu mu? Memnun değiliz tabii yani. Hiçbir çalışma yapmadık ki. Hiçbir şey. Daha önce de %70'i biten bir tramvay hattı vardı. Sirkeci'den Eyüp'e. Onu tamamladılar. Başka bir şey görmedik. Peki siz? Aynı fikirdeyim. Tamam, sağ olun. Sizce aday olsa o mu alır İmamoğlu mu? Bence İmamoğlu. Sizin oyunuz? İmamoğlu'na tabii ki. Teşekkür ederim. Peki sizin? İmamoğlu. Peki neden İmamoğlu diye sorsam size? Başımızdakilerinden neler çektiğimizi görmüyor muyuz? Asla onlara oy yok. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu mu? AK Parti. Neden peki? Belediyecilikte AK Parti daha iyi çalışıyor çünkü. İmamoğlu'nu beğenmiyor musun? Beğenmiyorum. Peki neden? Neden? İmamoğlu İstanbul'u Beylikdüzü zannetti. Sadece Beylikdüzü zannetti. İstanbul büyük bir şehir. Öyle her şey kolay değil burada. Metro yaptık demiyor. Metro açtık diyor. Her yerde inşaatlar var. Şu Bakırköy'ün haline bir baksınlar, o zaman anlarlar. Ben bu kadar diyeyim, yeter. Sağ olun. Sizce AK Parti adayı mı yoksa İmamoğlu mu? Ben İmamoğlu'na veririm. Geçen sefer de öyle. Peki verdim. Sebebi ne diye sorsam size? İyi çalışıyor. Bir de çok önünü kesmeye uğraştılar. Yani artık böyle uğraştılar. Neredeyse çalıştırmıyorlar. Ona rağmen gayet iyi işler yapıyor yani. En çok hangi icraattan memnunsunuz? Valla ben her türlü icraatını eğer bir de bıraksalardı, yani bırakmadılar bile. Bu kadar artık bir insanın üstüne gidilir mi yani? Bu kadar o partiden, bu partiden belediyeler ne fark eder yani? Onun için ona vereceğim. Çalışsın yeter. Tabii. Zaten çalışıyor. Yani para yemiyor. Şey yapmıyor. Yolsuzluk yok. O yok, bu yok. Bir de çalıştırmıyorlar. Ona rağmen uğraşıyor. Niye vermeyelim ki yani? Onun için veririm. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Sağ ol. Mi yoksa İmamoğlu mu? İmamoğlu. Merhaba. Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? İmamoğlu. Hani durumumuz ortada zaten. Başka diyecek bir şey yok. Tamam, sağ olun. Ben. Merhaba kızlar. Merhaba. Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayına mı oy vereceksiniz yoksa İmamoğlu'na mı? İmamoğlu'na vermeyi düşünüyoruz. Bu kadar. Neden diye sorsam? Artık bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Her şey sabit. Sadece şeyden ibaret kaldı. Vaatten ibaret kaldı her şey. Artık bir şeylerin değişmesini istiyoruz, o kadar. Peki İmamoğlu'nun bugüne kadarki yaptıklarından memnun musun? Memnun kaldı mı? Gene çok fazla yeterli değil ama daha fazlasını yapacağına inanıyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederim. Neden İmamoğlu peki teyzeciğim? Seviyorum. Oğlum aynı yaşta oğlumla, onun için. Çok beğeniyorum, seviyorum. Çalışıyor çocuk. Allah bağışlasın bu arada. Amin. Aynı yaşta benim oğlumla. Ona oy verdik, gene ona oy vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Ne diyeyim? İmamoğlu diyeceğim tabii. Peki neden diye sorsam? Vallahi çalışıyor, başarılı, o yüzden. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Merhaba. Sizce AKP mi CHP mi? CHP. Sağ olun. Merhaba. Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu mu yerel seçimlerde? Valla İmamoğlu diye düşünüyoruz. Sizin adayı mı İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden diye sorsam? Neden diye sorsanız, sistemden memnun değiliz. Değişim şart. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba, sizce AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? Arabi. AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu mu sizce? Demokrat bir insan olduğuma göre anlamışındır. Ya benim anlamam yetmez ama seyircilerimize söyleyeyim. Boş ver, seyircilerden umudum yok. Sağ ol. Estağfurullah. Hocam, yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu mu? AK Parti.
sonuna kadar CHP İmamoğlu. Sağ olun. Ve AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? AK Parti'nin adayı mı İmamoğlu mu? Vallahi bilemeyeceğim ki ya şu an için. Hayırlısı olsun ne diyeyim yani. Sağ olun. Yerel seçimlerde AK Parti'nin belediye başkanı adayı mı yoksa İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğiz tabii ki. Peki neden diye sordun? Vallahi biz şu ana kadar ne gördüysek ondan gördük. Başka kimseden bir şey görmedik. İmamoğlu'nun çalışmalarından memnun değil misin? Yok, memnun değiliz. Sel geliyor, bilmem ne geliyor. Arıyoruz, kimseyi bulamıyoruz. İmamoğlu tatil. O yüzden AK Parti. Öğlene kadar AK Parti. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Biz teşekkür ederiz. Bu yerel seçimlerde oyunuz kime? AK Parti adayına mı yoksa İmamoğlu mu? Hiçbirine. Hiçbirine vermiyorum oy. Neden peki? Çünkü Tayyip Erdoğan'dan sonra gelecek olan kişi yani bir fark olmayacağını düşündüğüm için bu nedenle. Ama bu yerel seçim. İstanbul'u kim yönetsin seçimi? Siz yaşadığınız şehir hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçim hakkında aslında çok şey düşünüyorum. Yani ülkeyi batıran Tayyip Erdoğan oldu. Yani şimdiki insanlar yabancı ülkelere gidiyor. Çünkü ülkeyi batırdı Tayyip Erdoğan. Yani çok kişi yani şikayetçi Tayyip Erdoğan'dan. Memnun değil yani. Yani yerel seçimlerde AKP'ye oy vermeyecek. Vermiyorum. Hiçbir zaman vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Çünkü ondan sonraki gelecek olan kişi de yönetemeyeceğini bildiğim için vermeyeceğim. Tamam, sağ olun. İyi günler. Yerel seçimlerde oyunuz kime? AK Parti'nin adayına mı yoksa İmamoğlu? İmamoğlu'na. Peki neden diye sorsam? Yaptığı çalışmalardan, her şeyden memnunuz yani. Başka yapabileceği birçok işler var. Onların yapılmasını bekliyoruz inşallah. Bakırköy'ümüze yenilik getirecektir. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu'na mı oy vereceksiniz? Daha hiç karar vermedim. Daha belli değil. Tabii. Bir görelim ondan sonra. Bakacağız, göreceğiz ne olduğunu. Henüz daha çıkmadılar ortaya. Tanışalım bakalım. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yerel seçimlerde oyunuz AK Parti'nin adayına mı yoksa İmamoğlu'na? İmamoğlu'na. Ablacığım, yerel seçimlerde oyun kime? AK Parti adayına mı İmamoğlu'na? İmamoğlu. Ablacığım, yerel seçim anketi yapıyorum da sizce AK Parti'nin adayı mı yoksa İmamoğlu? Efendim, ikisi de değil. Sizce AKP adayı mı yoksa İmamoğlu mu? Şimdi oraya geldiğin zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Büyükşehir Belediyesi'ni Kadir Topbaş'tan başkası götüremedi. O da rahmetli oldu. Değerini bilmedi kimse. Yani bu saatten sonra ikisini de zannetmiyorum. Tabii illaki birisi götürecek ama vallahi Tevfik Göksu herhalde aday gibi gösterilecek. Veyahut da bakanlardan bir tanesi gösterilecek. Aynı Binali Yıldırım'ı veyahut da öbürünü koyduğu gibi olur. Valla biliyorum da yani bu insanlar bunları artık yüzlerini tanıdı. Bu saatten sonra bunlara da oy vermezler. Daha başka birisi sizin lazım. Sizin tercihiniz hangisi peki? Yani tercih olduğu zaman tabii iş tercihinin ortasına geldiği zaman karamsar düşünürüm. İkisine de karamsarım ben. İkisi de yani bakış açım ikisine de değişmeyecek.